bir tevbe var, bir de istiğfar var. Bu ikisi arasında bazı farklar var. Onu inşallah sizlere beyan edelim. Tevbe demek, geçmişte olan günahından pişman olup gelecekte ondan sakınmaya, yapmamaya azmetmek demek. İstiğfar ne demek? İşlenmiş olan günahtan dolayı bağışlanma dilemek. Tevbe en üst seviye, o zordur. İstiğfar biraz daha az seviye, o kolaydır. Her tövbenin içerisinde istiğfar vardır. Ama her istiğfarın içerisinde tövbe yoktur. Farkı anlatacağım. Tövbe insanın sadece yalnız kendisi içindir. İstiğfar hem kendisi için de olabilir, hem başkası için de olabilir. Tövbe demek, ya Rabbi ben iyi bir kul olacağım, İslami bir hayat yaşayacağım, İslami bir hayat tarzını benimseyeceğim demektir. İstiğfar, Allah'a yöneldim demektir. Tövbe demek, hem bağışlanma istemek, hem de bir daha o hataya düşmemek noktasında ya Rabbi sana söz veriyorum demektir. İstiğfarsa yanlıştan vazgeçmek, af dilemek manasına gelir. Tövbe demek, Allah'ım ben değişeceğim. Allah'ım ben değişeceğim. Ve değişeceğim demekte kalmayıp bu değişimi ortaya koyan hareketleri yapmaktır. İstiğfar ise sadece değişeceğim demektir. İstiğfar değişeceğim demektir. Ama tövbe hem değişeceğim demek hem de bu değişimi ortaya koyan hareketlerde bulunmaktır. Eğer tövbe ve istiğfar ikisi beraber varsa adıyla ala. Eğer bir insanda hem tövbe varsa hangisi daha üstündür? Tövbe mi istiğfar mı? Tövbe. İstiğfar mı? Tövbe. Tövbe hangisi? Tövbe hocam. Biraz sesli şey yapın. Tövbe. Tövbe tamam. Bir insanda hem tövbe varsa hem istiğfar varsa o şunu demiş oluyor. Çok önemli. Rabbim ben geçmişimden pişman oldum. Üzerini kapattım Rabbim. Ben kendime yeni bir sayfa açtım. Buna da kesinen karar verdim. Bunun da bedeli neyse ödemeye hazırım ey Rabbim demiş oluyor. Yani tövbenin neticesinde kaybedeceğim arkadaş, mal, mülk, ondan sonra kariyer, benzeri şeylerin benim katımda hiçbir önemi yok ey Rabbim. Tövbemden dolayı kaybedeceğim bazı dünyalı şeyler olabilir. Bazıları yanımdan ayrılabilir, uzaklaşabilir. Biz seni şöyle biliyorduk falan. Ben seninle ticaretimi keselim. Sen de mi onlardan oldun? Sen de mi bunlardan oldun? Sen de mi sakallardan? Vay sen de şuradan falan. Sen de mi artık bizim şeyden falan? Ya Rabbi ben bütün bu bedelleri ödemeye hazırım. Yeter ki ahiretim kurtulsun demeye tekabül eden hal ve hareketleri ortaya koyuyorsan senin hem tövben var hem istiğfarın var. Ama bunlar yoksa, bunlar yok. Onun için bir insanın tövbe mi ediyor, istiğfar mı ediyor, onu ortaya ne koyar? Hatadan sonra ortaya koymuş olduğu tavır. Hatadan sonra ortaya koyduğun tavır ortaya koyacak. Sen tövbe mi ettin yoksa istiğfar mı ettin? Tövbeyi biraz daha açalım. Tövbe demek, kulun hasta kalbine, hasta ruhuna acıması demektir. Tövbe demek, ilahi rahmete koşup ilaç istemek demektir. Çünkü neden? İnsanoğlu biliyor ki, dert varsa kulda, derman sadece Allah Celle Celaluhu'ndadır. Tövbe demek, üzerindeki kirli elbiseyi çıkarıp temiz elbise giymek demektir. Tövbe demek, üzerindeki kötü kokulardan arınıp mis kokusu sürmek demektir. Ve karşılığı vardır. Estağfirullah. Nisa suresi 16. ayet-i kerime. İnnallâhe kâne tevvâben rahîmâ. Allah Celle Celaluhu tövbeleri çok kabul edendir. Tövbe eden bir insan kendisi için en büyük iyiliği yapmış oluyor. En büyük iyilik. Tövbe sizin düşmüş olduğunuz zifiri karanlık kuyudan siz tutunasınız diye size uzatılan bir urgandır. Rahman'ın zamandan ve mekandan münezzeh olaraktan elidir. Tövbe sizin sınanmak üzere ilerlerken düştüğünüz bir çukurdan olabilir.
İnsanlar sınanabilir, imtihan olabilir, hata düşebilirsin, noksana düşebilirsin. Bu düşmüş olduğun, sınanırken düşmüş olduğun çukurdan kalkmayı, doğrulmayı bilmenin adı tövbedir. Ve karşılığı vardır. Estağfirullah. Yine Nahl suresi 119. ayet-i kerime. Kalbimizi, gönlümüzü ferahlatan bir ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu burada şöyle buyuruyor. Yaptıkları işin arkasından tövbe edip, ayet-i kerime önemli. Yaptıkları işin arkasından tövbe edip, şimdi bu nereye geçer bu? İstiğfara geçer. Değil mi? Tövbe etti. Yani bir yöneliş var. Davranışlarını düzeltenler. Şimdi nereye geçti? Tövbeye geçti. Az önceki istiğfar safhası. İlk etaptaki biraz istiğfar safhası oluyor. Sonra bu istiğfarı devam ettirmek ne oluyor? Tövbe oluyor. Şimdi bu adam tövbesini yapmış, istiğfarını yapmış, tövbesini yapmış. Allah Celle Celaluhu ona o yanlış yoldan dönen, yanlış işten dönen ama dönmüş ama daha henüz sözü duyamamış. Belki tövbesinin fiziki şeylerini daha görememiş. İnsan bazen de bunu ister. Mevla buyuruyor ki sen istiğfar ettin, tövbe ettin. Hemen ben bu sözü söylüyorum buyuruyor sana. Nedir o? İnne rabbeke min badiha legafurur rahim. Şüphesiz ki bu aşamadan sonra benim affediciliğimi ve merhametimi göreceksin ey kulum. Allah Celle Celaluhu bunu sen o hamleyi yaptığın anda söylüyor. Ayet-i kerime. İstiğfar etti. Halin hareketini düzeltici tavırların içerisine de girdi. Allah Celle Celaluhu diyor ki ey kulum sen gelmek cihetiyle, yürümek cihetiyle, varmak cihetiyle gelebileceğin yere geldin tamam. Affetmek de bana aittir. Tövbe etmek öyle bir kurtarıcıdır ki insanı günah ve hatanın zilletinden kulluğun izzetine çıkarır. Bir anda izzetli bir insan olursun. Tövbe eden şunu diyor. İstiğfarı yaptı, tövbeyi yaptı. Tövbe eden ve tövbesinde sabreden Allah'a şunu diyor. Ey şeytan! Allah'a neyin sözünü verdiği hususunda şunu söylemiş oluyor. Ey Rabbim! Ben şeytana, nefse, şeytanlaşmış ve nefsine uymuş olan insanların bir anlık, bir müddetlik, uzun veya kısa zamanlı kölesi olmuş olabilirim. Ey Rabbim ben şeytanın ve nefsin, şeytana ve nefse uyan insanların bir anlık, bir zamanlık kölesi olmuş olabilirim. Ama ey Rabbim ne olursa olsun ben senin kulun Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmeti olduğumu unutmadım, sana döndüm. Tövbe eden bunu demiş oluyor. Tövbe eden ey şeytan, ey nefis, ey şeytana ve nefse uyan insanlar. Evet, bir anlık dalgınlığım, bir anlık gafletimden dolayı sizinle bir müddet zaman geçirmiş olabilirim. Ama asla ve asla Rabbimi unutmadım. Asla ve asla kimin ümmeti olduğumu unutmadım. Rabbime döndüm demiş oluyor. Tövbe eden kişi, ben kulum, kusurluyum. Kusurumun farkındayım. Ey Rabbim ben hem günah işleyip, hem hata işleyip, hem de işlememiş gibi davranamam deyip Allah'a dönmektir. Tövbenin manası budur, büyüktür. Tövbe eden kişi demiş oluyor ki ben hem günah işleyip, hem hata işleyip, hem de o günahı işlememiş gibi Allah'a davranamam. Bu çok kötü bir kul profili. Hem günah işle, hem hata yap, hem de hiç hata yapmamışsın gibi de bu çok kötü bir kul profili. Ama tövbe eden ne diyor? Ya Rabbi günahımı görüyorum. Eksiğimi görüyorum, hatamı görüyorum. Yapmamış gibi davranacak kadar kötü bir kul değilim demiş oluyor.